Kurtuluş Osman 87. bölümü ile ekranlara geldi. Bu bölümde neler gördük? Önümüzdeki bölüm bizi neler bekliyor? Analiz videomuz ile sizlerle birlikteyiz. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İbrahim Fakih olarak Osmanlıların arasına giren dervişin gerçek kimliğini bu bölümde öğrenmiş olduk. Öğrencilerinden birinin de Tekfuraya Nikola olduğunu gördüğümüz kişinin Üstad Arius olduğu bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Dizinin son sahnesinde ise Osman Bey ile Üstad Arius maskeli bir şekilde karşılaştı. Dizinin önümüzdeki bölümünde karşı karşıya gelseler de Osman Bey'in Üstad Arius'un gerçek kimliğini öğrenemeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü İbrahim Fakih olarak Söğüt'e gelen ve usta olarak bilinen Üstad Arius'un üzerinden dizinin ilerleyeceğini ve hatta sezon finaline kadar bu karakterin çeşitli hile ve oyunlarını göreceğimizi anlıyoruz. Ancak Mihail Kuses'in kalesinde tutulan Gündüz Bey'in masumiyetinin ise önümüzdeki bölümlerde anlaşılacağını düşünüyoruz. Osman Bey'in bu zeki hamlesi ve öngörüsü sayesinde kuruluş döneminin en önemli beyleri arasında olan Turgut Bey ile Mihail Kuses'in Osman Bey'e bağlılıklarının artacağını göreceğiz. Tarihi gerçeklerden uzaklaştığı yönünde son derece fazla seyirci eleştirisi alan dizinin önümüzdeki bölüm ile birlikte İnegöl'ün fethi doğrultusunda ilerleyeceğini ve bu yolda ilk adımın da İnhisar'ın fethi olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde gerçek tarihi olaylara dönüş yapılacaktır. Yine bu anlamda Şeyh Edebalı'nın zehirlenmesine karşın hayatta kalacağını söylemek de yanlış olmayacaktır. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Yeni bir videoda buluşmak üzere, sağlıkla ve mutlulukla kalın.